Merhaba hanımlar, Pınar İğne Uyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü model değişik ve görsel olarak da çok gösterişli olduğunu düşünüyorum. Ben de bir ablanın sayfasında görmüştüm, oldukça da beğendim. Bugün size bunu göstereceğim inşallah. İpim içerisindeki pembeyi ve sütlü kahverengini kullanacağım. Yeşilim zaten alt zemin için sabit. Pembe rengim leylak 615 numara, yeşilim leylak 729 numara. Sütlü kahvemin numarası yok ama markası sanırım çizmeliydi. Ha, bu da leylakmış. Evet, şimdi bu renklerimle modelimi renklendireceğim. Bakalım modelin sonunda sizler memnun kalacak mısınız? En önemlisi o. Şimdi Bismillah diyerek modelimin alt bölümüne başlıyorum inşallah. Hemen şuradan ipimizi ekleyelim. Başlangıçta biraz boş zürafaya ihtiyacım olacak yine. Model birazcık ağır bir model diyebilirim. Gösterişi çok hoşuma gitti. Sizlere de değişik bir model olacaktır inşallah. Birçoğunuzun da beğenerek yapabileceğini düşünüyorum. Bir tane daha yapalım. 2, 4, 7 tane yapmışım şimdilik. Buradan 3 taneden geri dönüyorum. 3 tane zürafamdan geriye döndüm. Şimdi buradaki zürafamın içerisine 2 tane küçük pırpır yapıyorum. Burayı yine 2 adet pırpırla düz bir şekilde 4 sıra çıkacağım. Bunun için de tekrar baştaki pırpırıma geldim. Yine baştaki pırpırın içerisine bir tane pırpırımı ekliyorum. Diğer pırpıra geçerken de yüksek bir zürafa diyeyim. Yüksekliği olan bir zürafa yapacağız ki bu boyutu koruyabilelim. İkinci sırayı yaptım. Tekrar geriye dönüyorum. Yine buraya pırpırını yapıyorum. İğnemle her zaman olduğu gibi ayarlamamı yapıyorum. Buradan da tekrar yüksekliği olan bir zürafa diyeyim. Sizler nasıl adlandırırsanız. İki tarafın boyutunu korumak için o yüksekliği bırakıyoruz. Tekrar döndük. Dördüncü sıramızı yapıyoruz. Dördüncü sıramı yaptıktan sonra tekrar dönüp eksiltmemi yapacağım. Hemen bir zürafa yapıp eksiltmeyi yapmış olduk. Zürafama da geri dönüyorum tepeye. Buraya da bir tane küçük pırpır bırakalım.
Şimdi ise kenarlardan inmem gerekiyor buraya kadar. Üstteyim. Bir alttakine iniyorum. Kenarlardan böyle zürafalar yaparca aşağı iniyoruz. Bir alta. Hem bu inişler de gerçekten güzel bir görüntü katıyor. Çok şık bir yaprak görünümüne ulaşıyor bu şekilde. Yine bir alta indim. Son olarak yine zürafaya bir iniş yapıyorum. Evet, çok şık bir yaprak oldu bence. Sizce? Şimdi bu kısımda buradan üçüncü zürafaya bir atlama yapmamız lazım. Ama buradan bu atlamayı yaparken ortadaki ipimi bir miktar böyle yuva yapar gibi birazcık büyük yapıyorum. Çünkü şimdi de göstereceğim o kısmı. Buraya da aynı yapraktan yapmamız gerekiyor. Bunun için yaprağımı buraya dolduracağım. Bir kısmı bu ipimin üzerine gelecek. Burası biraz daha kısalacak, o yüzden bir miktar daha fazla tuttum. Bu esnada modelimin diğer yüzünü çeviriyorum hanımlar. Burada olduğu gibi hemen iki tane pırpırımı tekrar ekliyorum. Bakın, o aradaki ipimin üzerine yapıyorum bunları. O kısım biraz daha kısalıyor o yüzden. Tekrar aynı şekilde bu kısımda tamamlayacağım. Son olarak burada da kenarlardan inerken son noktada tekrar devam edeceğiz. Çünkü o kısımlarda göstermem gereken yerler var. Hanımlar, buradaki yaprağımda tamamladığım kenarlardan indim. Şimdi son bir inişim kaldı zürafamın içerisine. Orayı da göstereyim. Yine zürafaya inerken bu ipimin üzerine geliyorum. Burayı da inerek tamamlamış oldum. Çok şık bir yaprak çalışması oldu. Aradaki ipim duruyor. Onun üzerine yine devam edeceğiz ana model için. Şimdi ters yüzündeydim. Modelimin düz tarafını çevirdim hanımlar. Buradan geçen de yine göstermiştim bu tekniği. İpimi şöyle yan taraftan, daha doğrusu arka taraftan, arkadan yine şuradaki zürafayı alacağım. Bunun için yine son zürafaya girdim. Arkadan iğnemi alıyorum. Fazlalığını da çektirelim yeşil ipimizin. Arka tarafından geçiş yapmış olduk. Şimdi nasıl görünüyor arka kısmı, bakın. Hiç kötü durmuyor. Çok güzel bir teknikmiş. Ben de ablamda görmüştüm, bir ablada. Kimde gördüm hatırlamıyorum ama böyle küçük bir payla geçiş yaptık. İpimizi kesmemiş oluyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi zemindeki zürafamıza geldik. Şöyle iki tane boş zürafa yapalım. Üçüncü zürafadan itibaren de böyle küçük küçük kuyumcu kafesleri yapalım. Minik minik aralarda kendini göstersin. Bakalım kaç tane yeterli olacak kuyumcu kafesim. Ara yolunu, çünkü genelde ana modeli hazırladıktan sonra karar veriyorum.
ansızın gelişen bir durum oluyor. Bu kısmı ben böyle ilerleteyim hanımlar. Sonrasında yine yapraklı bölümden tekrar hazırlayacağım. 3 tane hazırlamak istiyorum ama bakalım 3 tane fazla gelirse 2 de yapabilirim bu yaprak kısmını. Ama 3 düşünüyorum. Tamamlayayım. Sonra yine buradayım. Hanımlar, bu bölümü tamamladım. 3 adet yapraklı kısımlarımdan hazırladım. Arada 5 adet kuyumcu kafesim var. Şimdi burada pembe rengimi alayım. Arada bıraktığımız bir köprümüz vardı. Oradan pembe ipimizi ekliyoruz. Şöyle bir miktar da bıraktım ki altından onu da yürüteyim. Bu kısımda 4 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımızı çok büyük yapmayacağız. Pırpırlarımı köprünün içerisinde tam ortaya eşit bir bölüme taşımamız lazım. Bu kısımda geriye dönüyorum ilk pırpırıma. Buralarda zürafalar yapıyoruz. Üç tane zürafamız oldu. Şimdi tekrar geriye dönelim. Eksiltmeler yapıyoruz. Tekrar döndüm. Burada sonuncu zürafamı bir miktar büyük bırakmam gerekecek. Güzelce sıkı bir düğüm attım. İçerisinden geçiyorum. İpimi başa almam lazım. Şu anda böyle hanımlar. Bu kısımda 2 tane kısa pırpırı yapıyorum. İki pırpırımı yaptım. İki pırpırımı yaptıktan sonra geriye ilkine dönüyorum. Şimdi diğerine geçerek bir zürafa yapıyorum. Buradan da tepeye çıkalım. Ve tekrar yuvanın içerisine iniyoruz. Bu bir. 3 tane yapacağız bu kısımdan. Tekrar 2 tane kısa pırpır. İlkine geri dönüyoruz. Diğerine geçerek bir zürafa yapıyorum. Tepeye çıkıp
Hemen yine böyle dip köşeye zeminle yuvanın içerisine iniyoruz. Şimdi üçüncüyü de tamamlayalım. Geriye dönüşlerde pırpırları birbirinden ayırmadan dönelim. Burası geniş olmasın. Son olarak hemen bu iniş ipimizi de bu bölüme sıkıştıralım. Sıkı bir düğüm attım. İpimi artık kesebilirim. Hemen elimle 1-2 oynamayla modelin son duruşunu vereceğim. Eşit miktarda olsun buradaki kanatlarımız. Bakın ne kadar şık, ne kadar tatlı bir model oldu. Diğer renklerimi de tamamlayayım. Hanımlar, modelimi tamamlamış oldum. Son hali böyle olacak. Kendi adıma o kadar çok beğendim ki gerçekten çok şık hem de değişik bir model oldu. Aslında birkaç ekleme daha yapılabilir. Böyle biraz daha renklendirmek isteyenler için konuşuyorum. Örneğin aradaki kuyumcu kafeslerin tam ortasındakine yine üçer pırpırda yapılabilir. Veyahut da şurada ortada bir tane boş zürafa kalmıştı. Oraya da üçer pırpır yapılabilir. Aslında modelde şu kısımda orta boşlukta bir tane küçük bir pırpır vardı ama ben koymak istemedim. Yani renklendirmelerde yapabilirsiniz tekrarında. Çok severek yaptım. Sonuçta ben kendi adıma memnun kaldım. İnşallah sizlerin de düşüncesi öyledir. Yakından da tutacağım. Şöyle bir tarafını elimi koyacağım. Diğerini koymayayım. Her ikisini çekmemi isteyenler de var. Yine sağ yöne gidenler için de böyle diğer yüzünden çekelim. Kolaylık oluyor onlar için de. Evet, öyle yazmanızın kenarında şık bir model olacaktır. Her iki yazmaya da yakışır. Yine desenliye ve düz yazmalar için her ikisine de yakışacaktır hanımlar. Şimdi modele bir fiyat vermem gerekiyorsa bu model benim yazma haricinde en az 120 TL'lerden başlayacağım bir model olurdu. Bugünkü selamlarımı Esra Akdeniz hanımefendiye gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Bugün de modelimizi tamamlamış olduk. Yine bir sonraki yeni bir modelle tekrardan inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın.